Şimdi bir araya gireceğim. Çok önemli bir çünkü röportajımız var. Türkiye'nin ilk kadın generaliyle konuştuk ve o da ilk kez CNN Türkiye konuştu. Tuğgeneral Özlem Yılmaz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir demeç verdi bizlere. Şimdi onu getirelim ekranlara, sonra devam edeceğiz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi ve bugün de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor. İşte bu özel günde özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Yanımızda Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanı Özlem Yılmaz var ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Cumhuriyet için, Cumhuriyet'in özellikle kadınlara kazanımları için neler söylemek istersiniz? Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüce milletimizin kahramanlık ve fedakarlığıyla kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu tarihi gün vesilesiyle bizden destek ve dualarını esirgemeyen yüce milletimize sevgi ve minnettarlığımızı sunuyor. Başta bize Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Ulu Önder Atatürk, ülke kalkınmasının kadınıyla erkeğiyle birlikte omuz omuza çalışıldığı zaman istenilen seviyeye ulaşacağına inanmış ve pek çok reformu hayata geçirerek Türk kadınına yeni bir bakış açısı ve yeni haklar kazandırmıştır. Şanlı tarihimiz boyunca kadınlarımız Anadolu'da ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde yer almıştır. Kimi zaman evlatlarını büyüten bir anne, kimi zaman nesilleri yetiştiren bir öğretmen, kimi zaman hastayı yeniden hayata döndüren bir doktor, kimi zamansa asker olarak yüce milletinin emrinde görev yapmıştır. Bugün kadınlarımızı vali, kaymakam, hakim, savcı, pilot, subay, assubay, sporcu olarak görebiliyorsak bu Cumhuriyetimizin bir kazanımıdır. Türkiye'nin ilk kadın generali oldunuz. Bu size ne hissettirdi? Öncelikle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın İçişleri Bakanımıza ve Sayın Jandarma Genel Komutanımıza Cumhuriyet'in 100. yılında bana, aileme ve ülkeme bu gururu, onuru yaşattıkları için teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum. Türkiye'nin ilk kadın generali olarak daha büyük ve görev sorumluluk üstlenmiş olduğumun farkındayım. Bundan çok mutlu ve gururluyum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tarihi görev ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım. Yüce milletimizin yanımda olduğunu biliyorum ve bundan güç alıyorum. Kadın olduğunuz için zorlandığınız durumlar oldu mu? Elbette. Kadın subay olmanın da kendine has bir takım zorlukları var. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmemdeki en büyük motivasyonum mesleğime olan sevgim ve bağlılığım oldu. Asker bir aileden geliyor olmam oldu. Bunun yanı sıra Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin'in, tüm sıralı komutanlarımın ve silah arkadaşlarımın desteğiyle zorlukların üstesinden gelmeyi başardığımı düşünüyorum. Karşılaştığınız olaylarda anne olmanızı size kattığı bir hassasiyet oluyor mu? Kadın ve çocuklarla ilgili karşılaşmış olduğumuz olaylarda anne olmanın vermiş olduğu hissiyat, empati, kadın subay ve assubaylarımıza yapmış olduğumuz çalışmalar motivasyonumu artırdı. Bu anlamda anne olmamın görevime olumlu yönde katkı sağladığını düşünüyorum. Cumhuriyet'in yeni yüzyılına ilişkin hem bir anne olarak hem de bir kadın general olarak beklentiniz, hayaliniz nedir? Ülkemizin yerli ve milli değerlerimiz sayesinde ulaştığı güç profilinin artması, her alanda uluslararası rekabette başarıya imza atarak kendinden söz ettirmeye devam ettirmesidir. Ayrıca çocuklarımızın ve gençlerimizin daha temiz bir çevrede ve daha yaşanılabilir bir dünyada Cumhuriyetimizin kazanımlarına, değerlerine sıkı sıkı sarılarak devletimize ve milletimize faydalı birer birey olmalarıdır. Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de bir askerdi ve Atatürk gibi bir liderle aynı mesleği yapmak size ne hissettiriyor?
büyük gurur ve onur verici. Bunu tarif etmek imkansızdır. Türkiye'nin ilk kadın generali olarak Atatürk'le aynı mesleği yapıyor olmanın verdiği görev bilinciyle ona layık olmak için daha çok çalışmam gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonrasında kadın generaller için tavsiyeniz ne olur? Hiçbir zaman başaracağımıza olan inancımızı kaybetmemeliyiz ve asla vazgeçmemeliyiz.